kaltencidir. 3 kez olimpiyat şampiyonu, 5 kez dünya şampiyonu, 10 kez Avrupa şampiyonu olmuş. 10 yaşında doldurunca işte hocam tekrar abiler arkadaşlar. Tabi beni istemiyor diye değil. Böyle seçme şansım yoktu benim arkadaşlar. Benim için önüme böyle bir fırsat geldi. Bilmediğim bir alanda yol çizdim kendime. Ha bugün deseydiniz ki, desen ki bugün halterci olmasaydım ne olmak istersin, isterdim. Düşündüğüm zaman tabii ki yine sporcu olmak isterim. Başarılı kısmı arkadaşlar ayrı bir şey. Bu kadar başarılı olmak, herkes olmak ister ama şunu bilmemiz lazım. Her şeylerimiz sporcu olabilmektir. Ahlaklı olabilmektir. Şampiyonluk mu sporcu mu? Sporcu olmak isterim. Tabii benim için değişik bir gün oldu. Burada olma vesile olan değerli Gocitek Ortaokul öğretmenlerime, müdürlerime teşekkür ediyorum. Ben bu tip özellikle gençlerle ve çocuklarımızla yan yana olmaktan çok mutlu oluyorum. Bunlar merak ettiklerini, biz de kendimizi ifade etme adına güzel bir buluşma oldu. Gençlerimize teşekkür ediyorum. İnşallah önleri ve bahtları açık olur. Şimdi Naim abi, benim gibi söylenecek çok şey var ama çok şey söylenecek derken de aslında hiçbir şey söylemekle çok şey ifade ediyor. Naim abi sadece bizlere değil. Tabi bu arada rahmetler içinde yatsın. Rahmetten anıyoruz kendisini. Naim abi bizim için bir yoldu. Yola çıktığımızda ilk kıvılcımı bize ateşleyen yine kendisiydi. Çünkü ben spora başladığımda Naim abi şampiyon olmuştu. Ve ilk gördüğüm şampiyon da Naim abimdi. Tabi bugün itibariyle acaba biz de yapabilir miyiz düşüncesini, isteğin ateşini bizim için bize o hissi uyandıran Naim abidir. Tabi bizimle beraber dünya atletine çok şeyler katmıştır. Dünya sporuna çok şeyler katmıştır. Özellikle ülkemiz sporuna çok şeyler katmıştır. Biliyorsunuz 1986'da Türkiye ticareti ve 88 itibariyle Türk altını uluslararası alanı temsil etmeye başladı. Ve o yıllar sonra olimpiyatlarda ilk altın madalyamızı aldık Naim abiyle birlikte. Ve o süreç sonrası 1988'den bugüne Allah'a şükür hiçbir olimpiyatlardan ülke olarak boş dönmedik. Madalya pek hasret kalmadı. İnşallah hepimizi çok beğeniyle izleyeceği Naim abinin hayatı sinema oldu biliyorsunuz. Onun galası var. Biz onun galayı merakla sabırsızla bekliyoruz. İnşallah bir mevzu da olsa iyi bir film ortaya çıktığını biliyoruz. Bir mevzu da olsa orada onu izleyerek tekrar geçmiş günlerimizi hatırlayacağız. Ve yeri gelecek güleceğiz, yeri gelecek duygusal yaşayacağız. Keşke hala aramızda olsaydı. Ama biz her zaman hasletten, özlemle anlayacağız.